en anlam ve önemini belirten konuşmasıyla Bilgen Hanım aramızda. Evet, buyurun Bilgen Hanım, söz sizde. Efendim, öncelikle sevgili misafirlerim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnşallah bugünü birlikte güzel geçireceğiz. İnşallah. Umarım sizin damak zevkinize hitap eden yemekler yaptım. Amin, inşallah. Ucumuz açabiliriz. Sonra iddiamızı yapıyoruz. Zübeyde evet. Hanım'dan da bir sofrada o sağlıktan sonra geçeceğiz. Yalnız çiçeklere nasıl buldun Zübeyde abla? Sen doğada niye anlıyorsun? Bu çiçek ne çiçeği? Bu çiçeği bilmiyorum. Şimdi benimkine orta sehpası dediniz. Yani dediler. Hı hı. Bunlar zigon sehpalar. Şöyle söyleyeyim. Herhalde Emine Hanım, uzun zamandır sadece evde oturuyorsunuz. Herhangi bir davete katılmadınız. Davetlere katılıyorum demiştiniz ya. Katılmış olsaydınız bu tarz çiçekleri davet masalarında görürdünüz. Zigon köşe sehpalarını koyabilirim bunu. Bunlar birbirini sevmeyen insanların oturup yediği masalar herhalde karşımızdaki nasıl göreceğiz? Son günlere yaklaşıyoruz ya. Hararet yükseldi. Birbirimizi görmeyelim diyorsun. Bedirhan'la Emine Hanım'ın bir tartışması vardı. Dedim ki benim bu olaya bir nokta koymam lazım. Ortaya bir çiçek koyayım ki. Şu büyüğü bu tarafa koysaydım Bedir Hanım. Evet, oturacak yeriniz evet bilmiyordum. Hemen yani. Bir yer değişikliği yapabiliriz değil mi Kadir Bey? Su küpüne benziyor değil evet. mi? Köylerde olur. Yani benim katıldığım davetlerde var. Demek ki katıldığımız davetler arasında fark var herhalde. O yüzden. Yok, sizden bekliyordum böyle şarşallı bir şey ama. Bilmedikleri için mi beğendim? Kesinlikle bilmiyor. Yani bilmeyen kişi için gayet hayır, normal. Hayır Bedir Hanım. Açıkçası yani bilmediğiniz için çok da kayda almıyorum yorumları. Hayır ama mesela sandalye. Bu kadar şarşallı şey ne yazık çiçek ki olmaz şu an, ya. Var. Ne yazık ki şu anda var. Evet. Peki ben o arada çiçekleri alayım arkadaşlar. Tamam. Çünkü kamera açısı açısından Bilgen Hanımcığım hiç seyirci bizi göremiyor. Evet tamam. Şöyle. O zaman sizi gösterirken şunları da çıkartabilirdik ama neyse kaldıralım diyorsanız. Şöyle alalım. O zaman masa bomboş kaldı. Ne kaldı şimdi? Abla masamızda varmış gibi yorum yapın lütfen. Çünkü biz masada vardı çiçekler yayın dolayısıyla aldık. Çünkü birbirimizi göremiyoruz. Yani. Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkür ederiz. Bu arada masada da zaten bir sürü detay var. Evet. Bilden evet. Hanım kendisi gibi sizin için şaşalı bir masa kurdu. Bilden Hanım yemeklerini de. Yapamamış. Bizi evet. bunlarla göz boyuyor galiba. Boyatacak daha doğrusu. Biraz öyle oldu. Öyle Emine yine gayet pozitif oturdu masaya. Peki Emine. Sofrayı nasıl buldun Emineciğim? Ve neden Bilden Hanım'ın yemekleri yapamadığını düşünüp hemen bir süs, bir boyamaya gittiğini düşünüyorsun? Öyle düşünüyorum çünkü yani olmamış. Şaşa var ama eksikler de var. Ne gibi eksikler? Ha, bu masada eksik şimdi görüyorsun Emine. Bıçak dışarı bakıyor. Hem fazla diyordun biraz önce. Bıçak dışarı bakıyor. Bıçağınız nasıl bakıyor? Dışarı bakıyor. Arkadaşlar süreyi aslında böyle kıtı kıtına kullandım. Evet buranın rehaveti gerçekten çok şey. Son dakika yetiştirmeye çalıştım. Biraz heyecandan evet aslında içe bakması gerekiyor. Bu bilgiye sahibim fakat alelacele olduğu için dışarıya baktım. Peki Emine Hanım kartınız var önünüzde. Evet onu okuyordum. Şekeriniz var. Evet evet. Küçük de hediyeleriniz çok var. Çok ince. Yani şimdi ama konuda... az önce ince demiyordun. Yok demek hediyeler çok göz boyama olarak mı görüyorsun? Şimdi hediyelerden ziyade şu biraz okudum bir kısmını çok ince olmuş. Biz ama gözüme boyuyor diyorum olur. Yani. Evet Vildan Taşkıran'dan not olarak yazılmış. Bir hafta boyunca acısı ve tatlısı ile bir arada olduk. Şahsım adına benim için çok keyifli bir andı. Sizleri tanımaktan oldukça mutluyum. Her şey gönlünüzce olsun. Bugün ki yemeklerimi sevgimi katarak yaptım. Umarım beğenirsiniz. Kadere Zildeli Enem Arat benim. Herkesin adını yazmış. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet küçük peki bu şekerlerin sebebi ne? Masaya renk katsın. Ağzımız tatlansın. Ağzımız tatlansın. Tatlı tatlı başlıyor. Emine Hanım'ın yokunu ben üretmiyorum. Dedim şimdi Emine Hanım sivri diliyle gelecek. ortamı gelecek. O yüzden böyle bir hemen bir tatlı tatlı konuşalım. Peki bu menüyü neden hafif buldun? Hafif çünkü. Hafif yani. Nesi hafif mesela Emineciğim? Neyi değil fazlasıyla yani baktığım zaman patates çorbası bakın çok işin pratik. Uzmanı söylüyor. Böyle. Ama olumlu anlamda değil tabii ki. Ne anlamda? Karbonhidrat anlamında ağır bir menü. Ben sıra gelsin o zaman anlamda. Tamam. Yani baktığım zaman patates çorbası kolay. Ha tabii ki lezzetine bakacağız o ayrı hı-hı. bir şey ama. Zeytinyağlı enginar yani soğan karamelliydi derdi. Karamelize evet. Karamelize soğanlı. Yani çok ele alacak şeyler değil bunlar. Peki Bedirhan Bey buyurun az önce bir yorum yaptınız. Yeterince ağır dediniz yeterince zaten ama. Yeterince ağır ama önce bir sofradan başlayayım isterseniz. Buyurun. Şunlar benim çok hoşuma gitti. Düşünmüş, incelik yapmış. Benim karşılamamı ama samimi bulmamıştı. Ben de bunu beğendim ama samimi bulmadım gerçi. İçten bizi sevdiği için mi yaptı veya puan toplamak için, gözümüzü boyamak için mi? O anlamda samimi bulmadım. Peki menüye baktığında süre olarak zorlanacağı bir menü mü? Evet ben düşünüyordum zaten öyle yetiştiremeyeceğini. Menü gerçekten çok karışık ve ağır. Karışık mı? O kadar karışık. Hafif ki. Nesi karışık? Ben sizden çok güzel bir menü bekliyordum. Hatta benden bile güzel bir menü hazırlayacağınızı bekliyordum. Yani sırf bence et vermedim. Sırf pirinçle sizi doyurmadım. Hepsi tamamen
Ara sıcağınız bile çok fazla. Ben bunu zaten daha önce de söyledim. Ara sıcak bizi ana yemeğe hazırlamak için yediğimiz bir ürün veya ama aperatifler. Ama şimdi yiyince fark şey yapacaksın. O zaman yerken görelim. Ve Dilek Hanımcığım hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Masayı nasıl buldunuz düne göre? Masa şimdi tamam ilk başta gayet güzel çiçeklerimizi koymuş. Hem yemek davet baştan sona değil midir? Çorbayla başlar, tatlıyla biter. Şimdi bizim çiçeklerimizi aldı. Şimdi hediyeliklerimizi de kaldıracak. Masa bomboş kalacak. Hani şimdi bunun devamı nerede? Ben şuna bir çare bulacağım. Siz devam edin konuşmaya. Siz devam edin. Çiçeği mi düzenleyeceksiniz? Evet Kadir Bey. Ay ben bunları bu şekilde program... Siz devam edin konuşmaya. Ben bir çare bulacağım şimdi buna. Arkadaşlar. Ya ben o şekilde düşünüyorum. Hani bir bütünse baştan sona ya çiçek tamam. Hep kalmalı. Ya arkadaşlar hep... Şöyle gözünüzü aralarda. Bizden Hanım hep diyor ya ben pratiğim. Çözümler bulurum bir şekilde. Gerçekten pratikmiş. Asla baksana pes etmem. Hiç... Benim görmek istediğimle alakalı. Aslında sunum bu şekildedir arkadaşlar. Yani bu organizasyon sofralarında bu şekilde masa hazırlanır. Masa çiçeği midir bu şimdi evet, yani? Evet masa çiçeğidir Kadir Bey. Zaten yaralıyor bu. Biz organizasyonlarda da kullanıyoruz. Ya o masaların ya sandalyeleri çok olduğu için yüksek. Tabii ki ya, ama kamera aşağıda... olduğu için. Ama şöyle düşünün. Şöyle bir masaya gittiğinizi düşünün. Kendinizi nasıl özel hissetmez misiniz? Tamam da Kadir ben değilim. Aynen gittim. Arkadaşlarımla gittim. Hani karşı karşıya oturup hani sohbet ederek yiyeceğiz bu yemeği. Hayatım özel bir davete gidiyorsun. Yani arkadaşla sohbet etmesi. Tamam özel da ne tek mi gideceğim? Şöyle bir masada ben otursam ne kadar özel hissederim kendimi. Birazcık bunu düşünsene. Peki Zübeyde ablaya gelelim. Zübeyde abla masayı nasıl buldun? Çiçeklerin bu halini beğendin mi? Bu halini hiç beğenmedim. Gene abarttı. Yani iki tane koyması yeterliydi. Hanımefendiye çatalına geldi. Şimdi senin önüne koyarsam burası boş kalacak Zübeyde ablacığım. Hayır. İki tane oraya koydum, iki tane buraya koydum. İki tane ortaya koysan yeterli bence. Hepimize hangi iki tane? Çiçek bahçesi yapmışsan organik seviyorsun Zübeyde ablacığım. Ama bu kadar alsan organik olmaz. Bahçe. O kadar sen dağa çıkıyorsun, olmaz. Dağda üç tane ot mu var yani? Dağa çıktığın zaman her taraf yemyeşillik. İşte al sana. Hepsini eve getirmiyorum işte. Bilgen Hanım. Hepsini eve getirirsem yandım ben. Peki menüye gelmek istiyorum. Menüyü nasıl buldun abla? Menüyü hiç güzel bulmadım. Çok karbonhidrat var, et var. Beğenemedim. İki tane. Çorbanı hiç beğenmedim. Patates çorbasını hiç beğenmedim. Çok kolay. Muazzam lezzetli. Ara sıcak hiç güzel değil. Hiç beğenmedim. İnternetten mi baktın resimlerini? O yüzden mi beğenmedin yoksa daha önce yedin mi onlardan? Onlardan yedik. Onları türünden... falan biliyor musun yani? Tridi biliyorum tabii ama ki biliyorum. Ne, hangi bizim trid? Bizim memleketlerde de var. Değişik tritler vardır. Farklı olacağını nasıl olacak? Bu farklı bir trit bu arada. Lütfen bildiğiniz o tritlerle karıştırmayın. Yani İzmir tridine... koydunuz değil mi? Gelince bakarsınız. İzmir tridi peynirli oldu. Gelsin görelim gelsin bakalım. Görürsün. Bu arada Zübeyde Hanım, Bildan Hanım kirpiklerinden biraz rahatsızmış. Sebebi nedir? Yemeklerimize düşer diye korkuyorum. bu çok özel bir yapıştırıcıyla yapıştırılıyor ve 3 ay çıkmıyor. İşte ben organik olduğum için organik o kirpikleri ben var. Takmıyorum. Takmadığım tamam, için yani bilemeyeceğim şimdi. Yani neyle yapıştırılıyor. Yani Bildan'ın hijyenik yemek yapabileceğini düşünmüyor musun? Yani mutfakta. Sadece bir kirpik midir yani? Ne bileyim rimellerin dökülür. Rimel mi? Rimel kullanmıyorum da kullanmamak için zaten kirpik taktırıyorum. Peki o zaman hızlıca çorbalarımıza tamam. Geçelim mi? Tamam, anlaşılan bayağı yorumlar uzayacak. Evet, evet. Çorbamız aynen. Patates çorbası. Evet. Gelsin efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.